Moğolistan'ın batısındaki Altay bölgesi, ulaşılması zor olan ıssız bir yerdir. Pek yol geçmez. Moğolistan, Kazakistan, Çin ve Rusya ile sınırı olan Altay dağlarının karlı dorukları aşılmaz engellerle doludur. Bu topraklarda yaşayan insanlar için avlanmak çok zordur. Yardım almadığınız sürece. Bayan Ölgi, Moğolistan'ın illerinden birisidir. Burası ülkenin en batısında yer almaktadır. Bölgenin nüfus çoğunluğunu Kazaklar oluşturur. Bu Kazaklar modern dünyadan uzak, yurt adını verdikleri çadırlarda zorlu kışlara maruz bir yaşam sürdürür ve kartalları eğiterek at sırtında avlanırlar. Bir kartalı evcilleştirmek kolay değildir. Zahmetli bir iştir. Bir kartalı evcilleştirmeden önce yakalamak gerekir. Kazak avcılarının bir kartalı yakalamak için geliştirdiği 4 yöntem vardır. Doymuş kartalı yakalama, dövüştürerek yakalama, ağ ile yakalama, yuvadan yavru alma. Doymuş kartalı yakalama yönteminde yerde avını yakalayıp yemekte olan kartalın iyice doyması beklenir. Kartalın doyup uçmaya hazırlandığı sırada hızlı bir atla üzerine sürülerek kartal yakalanır. Doyan kartal bazen uçmakta gecikir ve yakalanması bu yüzden daha kolay olur. Evcilleştirilmiş kartal ve yabani kartal her zaman birbirine düşmandır. Dövüştürerek yakalama yönteminde havada uçan yabani kartal görüldüğünde evcil kartal dövüşmesi için salıverilir. İki kartal havada dövüşürler. Dövüşme esnasında iki kartal birbirlerine pençelerini batırır ve sarmaş dolaş bir halde yere düşerler. Bu esnada yabani kartal yakalanır. Ağ ile yakalama yönteminde kartalların çok görüldüğü bölgeye tuzak kurulur. Ağ ile çevrilen yere canlı veya derisi doldurulmuş hayvan konulur. Havadan bu yemi gören kartal, yemi almak için son sürat dalış yaptığında ağa takılır. Böylece kartal yakalanır. Yuvadan yavru alma yöntemi diğerlerine oranla daha risklidir. Kartallar genelde dağlık arazilerde sarp kayaların girintilerine yuva yaparak yavrularlar. Anne kartal genelde yuvası belli olmasın diye sabahın erken saatlerinde yuvadan ayrılır ve akşama doğru geri gelir. Anne kartalın olmadığı esnada yavru kartal çalınabilir. Fakat bu tehlikeli bir işlemdir. Çünkü avcı eğer anne kartala yakalanırsa büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Gelelim kartalların evcilleştirilmesine. Yakalanmış olan kartal yerden biraz yüksek olan ucu bağlanarak gerilmiş ipe kondurulur ve ip salıncak gibi devamlı sallandırılarak kuş birkaç gece uykusuz bırakılır. Çünkü kartal uykusuzluğa dayanıksız bir hayvandır. Ayrıca gürültüden de rahatsız olur. Bundan dolayı kartalın yanında sabahlara kadar şarkılar söylenir veya çocuklara gürültü yaptırılır. Böylece hem kartal yorgun düşürülür hem de insanlara alışması sağlanır. Uykusuz düşen kartal ansızın yere düşer. Bundan sonra kartal uysallaşmaya başlar. Kartalları yakalamakla yükümlü olan kuş beyleri vahşi kartalları evcilleştirirken ona vurmak ve bağırmak gibi kötü davranışların doğru olmadığını söyler. Onlara göre kartallar kinci bir hayvandır ve kötü davranışları asla unutmazlar. Oldukça aç bırakılmış olan kartala bir parça et gösterilir. İlk başta kartal eti yemekten çekinir. Bu durumda kanatlarına basılarak ağzından zorla et yedirilir. İlk eti yedikten sonra kartal verilen etleri artık yemeye başlar. Etler ise önce gagasından verilirken zamanla yavaş yavaş uzaktan verilir. Ki bu sayede kartal uzaktan yeme gelmeyi öğrenir. Bazen kartalın midesinde et veya yenilen avın kemikleri erimeyerek kalır. Kartalın midesini temizlemek içinse at yelisi veya kamış püskülü gibi yumuşak şeyler yutturulur. Bu sayede midedeki kalıntılar aşağıya iner. Tecrübeli kuş beyleri hayvanı yemlerken devamlı kartalın kursağını elleriyle kontrol ederler. Kartallar genelde 2 günde bir beslenirken hem kursaklarının çok dolmaması hem de aç kalmamaları gerekir. Kartal iyice evcilleşip yeme gelmeye başladığında avcılık eğitimine geçilir. Bunun için içerisi yün veya samanla doldurulmuş hayvan derisi kullanılır. Tilki boyutunda hazırlanan sahte avlar ipe bağlanır ve at süren bir kişi sahte avı sürükler. Kuş beyi aç olan kartalı salıverir ve kartal doğrudan sahte ava saldırır. Bir kartal yakaladığı avı kendi sahibinden bile kıskanarak vermek istemez. Bu hususta bir Kazak atasözü, köpek sahibi kartal kendisi için avlanır demektedir.
Bu yüzden avcı kartala yem vererek onu kandırır ve avı elinden alır. Eğer avcı yetişmezse kartal avı parçalamaya başlar. Bu yüzden kuş beyleri avı görmeden kartalı uçurmazlar. Yüksekte uçan kartalın avına saldırması için 3 seçeneği vardır. Şanşılı aluf. Yüksekten dikine avına gelme şeklidir. Kartal için tehlikeli olan bu saldırı şekli, avının çevik bir şekilde kaçması sonrası kartalın yere çakılmasına sebep olabilir. Sıpıra aluf. Kartalın avın ardından hızlı bir biçimde yaklaşmasıdır. Bu dalış şeklinde ise av hayvanının kartalı çalı çırpıya takma tehlikesi vardır. İlip aluf. Kartalın avının üstüne gelerek sırtına pençesini batırması ve yüzünü arkasına çeviren avın burun kısmını pençesiyle yakalamasıdır. Kartalın en emniyetli avlanma şeklidir. Bir kartalın iyi bir avcı olup olmadığı dış görüntüsünden de belli olur. İyi kartallar genelde büyük başlı, gagası iri ve gözleri çökük olur. Kanat tüyleri büyük, paçaları kızıl ve dilinin altında parmak büyüklüğünde siyah bir ben bulunur. Ayrıca ayakları kalındır. Kartal için en zor avlardan birisi baykuştur. Kartala yakalanacağını anlayan baykuş yere sırt üstü yatar ve iki pençesini havaya kaldırır. Böylece üstüne gelmeye çalışan kartalın kursağını delmeye çalışır. Kartal güçlü ve çevik olmazsa baykuş hedefine ulaşabilir. Kartalla avlanmada atın önemi büyüktür. Yürüyüşü rahat bir at, kartal ve avcı için çok önemlidir. Atın hızının önemi kadar, atın kartaldan ürkmemesine de dikkat edilmesi gerekir. Kartallı avcılık, tek bir kişinin yapacağı av türü değildir. Görev paylaşımı yapan birkaç kişiyi gerektirir. Tırpışı, bir tepenin üstünde kartalı tutan kişidir. İzşi, tilki veya tavşan gibi av hayvanlarının izini takip edip saklandığı yerden çıkmasını sağlar. Kagufşı, kaçan av hayvanının tekrar bir çalının arasına girmemesini ve düzlükte kalmasını sağlar. Tosufşı, kartal avını yakaladıktan sonra kartala yem vererek avı kartaldan alan kişidir. Bakırşı, av çadırında kalan, av peşinde olanlara sıcak içecek ve yemek hazırlayan kişidir. Kartalın evcilleşme sürecinde belirli mevsimlerde idman yapılması ve ava çıkılması gerekir. Bu sayede kartal tüylerini yenilemiş olur. Genel olarak Eylül ve Mart ayları arasında, yani karlı kış günlerinde kartallar ava çıkarılır. İdman mevsimleri ise Ağustos ve Eylül ayları arasıdır. Bir kartal birçok şeyi avlayabilir. Dünyanın en iyi avcıları arasındadır. Kartallar insanlardan çok daha güçlü gözlere sahiptirler ve avı 2 kilometre öteden seçebilir. Kartalların eğitilmesi yıllar alabilir. Fakat eğitildikten sonra avcı ile kartal arasındaki bağ oldukça güçlüdür.